Birincisi nedir? Tek millet. İki, tek bayrak. Şimdi bu tür uygulamalar tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesini de korumaya değil, sarsmaya ve altına bir takım dinamitler döşemeye hizmet edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın abdesthane ve mescidi zorunlu kılan yönetmeliğine Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, yönetmeliğin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Hatta anayasaya aykırı terimi bile yetersiz kalıyor. Anayasanın temelini, temel ilkelerini çiğneyen bir düzenlemedir. Okullar ibadet yeri değildir diyen Perinçek, yönetmeliğin Türkiye'yi din, dil, ırk olarak ayrıştıracağına dikkat çekti. Bu uygulamayı Türkiye kaldıramaz dedi. Şimdi siz iç cephede fitne ve fesat yaratıyorsunuz. Okullara mescit açarak okullarda çeşitli inançlardan, mezheplerden insanlar arasına, namaz kılan, kılmayan öğrenciler arasına ne sokuyorsunuz? Ayrılık, gayrılık sokuyorsunuz. Bu aynı zamanda dış tehditlere karşı iç cepheyi de zayıflatan bir girişimdir. Ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte basın açıklaması yapan Vatan Partisi lideri hükümeti sert sözlerle uyardı. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik çeşitli kışkırtmaları için, bölücü faaliyetleri için, işte 15 Temmuz'da karşılaştığımız olaylarla karşılaşırsınız. O mescitlerde yeni Fethullah terör örgütleri yaratılması, geliştirilmesi için zemin hazırlarsınız. Vatan Partisi 24 Haziran'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği yargıya taşıyacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hazırlıkların sonucu olarak bu basın toplantısını yapıyoruz. Danıştay'a başvuracağız yönetmenin iptali için. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru haklarımızı kullanacağız.